Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte şimdi elma toplama oyunu yapacağız. Öncelikle karakterlerimizi, kuklalarımızı hemen seçelim. Ee, burada yiyecekler kısmına geldiğimiz zaman elma ve tabağımız zaten hazır bir şekilde seçili. Hemen ikisini ayrı ayrı seçiyoruz. Tabi kedimizi silelim. Tabağımızı da seçelim. Evet şimdi elmamızın boyutunu küçültelim. Yaklaşık %40 yaparsak bizim için idealdir. E, tabağımızın boyutu aynı kalsın. Şimdi tabağımızın ve kostümlerini değiştireceğiz. E, tabağımızın kostümlerini şu şekilde değiştireceğiz. Normalde tabağımız e, boş. Bir elma da zaman bir tane elma gözükecek. İki tane olduğu zaman iki. Üç tane olduğu zaman üç. Bu şekilde çoğaltabiliriz. Tabi belli bir zaman daha sonra elmaları arttırmayacağım. O yüzden o yüzden burada ne yapacağım? Kostümleri değiştireceğim. Tekrar buradan kopyasını çıkart diyorum. Daha sonra ise buradan bir kostüm seçleyip tekrar elma kısmına geliyorum. Elmayı ekranımıza yerleştiriyorum. Küçültüyorum. Buradaki kısma tıkladıktan sonra elmanın tamamını seçiyorum. Ctrl C yapıyorum. Daha sonra diğer tabağımızın oraya geldiğimiz zaman Ctrl V yapıyorum ve elmayı küçültüyorum. Şu şekilde küçülttükten sonra bakın şu tabağım için şu şekilde sığdıracağım. Yani bu şekilde bıraktığım zaman tabii ki e, tabağın içinde durmayacak. Ben de ne yapacağım? Bunu düzenleyeceğim. Şu şekilde yuvarlağı seçiyorum. içini boşaltıyorum. Daha sonra kenarlığı sıfır yapıyorum. Yani e, daha doğrusu parlaklığı sıfır yapıyorum. Ve siyah olmasını sağlıyorum. Ve burada dikkat ederseniz tabağın kenarları siyah. Aynı onun gibi kalınlığında bir tane e, elmanın üzerinden yuvarlak çizeceğim. Tabağın şekline benzer şu kısmına üstünden ve bunun kalınlığını artırıyorum. Evet yaklaşık üç aldığım zaman birbirine benziyor. İsterseniz 4 de alabilirsiniz. Birbirine tam uyum sağlaması için. Onu kendiniz bilebilirsiniz. Daha sonra ise silgimizi alıyoruz. Ve bu siyah kısmın altından silme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani orada kırmızıklar gözükmezse zaten bize yeterli olacaktır. Biraz daha büyük yapabiliriz kırmızıları da daha silmek için. Ve kenarlıkları yine siliyoruz. Böylelikle sanki tabağın içinde gibi bir izlenim olmuş olacak. Sizler tabi kendiniz duruma göre daha güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde gayet güzel. Şimdi seçme düğmesine gelelim. Ctrl C, Ctrl V diyorum. O diğer kısım duruyor çünkü burada tabakların sayısını arttıracağım. Sonra döndürüyorum. Siyahlıkları üst üste gelecek şekilde bırakıyorum. Görmüş olduğunuz bir sanki tabağın içinde elma varmış gibi bir izlenim oluştu. Tekrar kopyasını çıkartıyorum. Buradaki elmayı artık silebiliriz. Yine bu elmanın kopyasını çıkart diyorum. Tekrar aynı şekilde yanına getiriyorum. Yine döndürüyorum buradan. Şu şekilde. Biraz daha sanırım oldu. Evet. İkinci elmamızı da yerleştirdik. Tekrar kopyasını çıkar. Bu üçüncü elmayı tekrar silerim. Dört kısma geliyoruz. Yine Ctrl C. Ctrl V'den çoğaltıyorum. Kenar kısma getiriyorum. Yine hafif döndürüyorum. şu şekilde görmüş olduğum 3 tane isterseniz tabii ki buna göre ayar yapabilirsiniz ben şu anda okumayacağım 3 tane daha sonra tekrar dördüncüdeki elmayı silelim 5.ye geliyorum tekrar Ctrl C kontrol V daha sonra şu şekilde bırakıyorum Görmüş olduğu gibi 4 tane elmamız sığdı. Böylelikle 5 tane kostümümüz var. Ve en sonun 4 elmanı sürekli çalışacak. O şekilde ayarlayacağım. Gayet kolay bir şekilde kostümümüzü hallettik. Şimdi gelelim kodlarımıza. Neler yapacağız? Önce elmanın yukarıdan düşmesini sağlayacağız. O şekilde hemen ayarımızı yapalım. Elmaya tıklıyoruz. Sürekli tekrarla. Tabii ki ne yapmam gerekiyor? Klon oluşturacağım. Sürekli ikizini oluşturacağım. İkizini oluştururken de tabii ki belli bir saniye seçeceğim saniye rastgele seçeceğim operatörden. Şu anlık e, 1 ile 2 arasında seçmek istiyorum daha hızlı düşmesi için. İkizimizi oluşturduk. İkimizi oluşturduktan sonra ikimiz olarak ne yapacak? Elma yukarıdan aşağı düşmeye başlayacak. Bir hareket kazandırmam lazım. Tabii ki burada elmanın yukarıda şurada bir yerden düşmesini istiyorum. Yani eksi şey artı 180 gibi bir konum var. Harekete geliyorum. Şu şekilde alıyorum şuraya 180 yaparsak daha düzgün olur. Daha sonra x komutuna geliyorum. Buradan da yine bir rastgele sayı seçiyorum. Şimdi dikkat edin elma şuradan düşsün. Taban için genişliği var. Şuralardan bir yerden düşmesini istiyorum. Yani x konumuna dikkat edersen 178, 180 civarında düşsün. Yani burası pozitif 180, zıttı da yine eksi 180 olacaktır. Şu şekilde tuttuğumuz zaman yaklaşık 180. Şuralarda bir yerde görmüş olduğunuz gibi. Eksi 180 ne? 100 artı 180 arasında bir x konumumuz değişecek bu şekilde. E, daha sonra da y sabit olacak. Y çünkü hep orada 180 konum yukarıda kalacak. Görmüş olduğunuz gibi ilk elmadan sonra 1-2 saniye tutup diğer elmalar oluşmaya başladı. Şimdi bu elmaları yukarıdan aşağı düşmesini istiyorum. Sürekli tekrarlaya geliyoruz. Hareketten Aşağı doğru ineceği için y'nin konumu değişmesi gerekiyor. y'nin konumunu hızına göre siz ayarlayabilirsiniz. Şu an bir eksi 3 diyelim. Eksi 3 kadar düşsün. Görmüş olduğunuz gibi elmamız artık düşüyor. İkizleri oluştu. Diğerleri de artık düşüyor. Peki ne sıkıntımız var? İlk elma gözüküyor. O yüzden bir kere ilk elmamızın gizlen komutunu yapalım. İkiz oluştuğu zaman elmamız gözüksün. Şu şekilde. Hatta koordinatla yer değiştirelim. Şöyle koordinatı gittikten sonra gözüksün. Evet bu şekilde artık baktığımız zaman artık yukarıda elma gözükmüyor. Aşağı indiği zaman da elmalarımızın ne yapması lazım? Gizlenmesi gerekiyor şimdi. Bunu onu ayarlayalım. Aşağı geldiği zaman elmalarımız gizlensin. Yine ikiz olarak başladığı için elmalarımız buraya yazacağız. Hemen şöyle diyelim. Eğer ise diyelim. Daha sonra da e, küçüktür komutunu alalım. Burada hareket konumunda y değişiyordu biliyorsunuz. Y konumunu eksi 3 demiştim. Aşağı doğru y değiştiği için y konumu şuradan alıyoruz. Y konumu şurada yaklaşık olarak 180 dibi biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izlemişseniz. Eksi 180 civarı. E ben eksi 180'e gelmeden eksi 160'larda silinmesini istiyorum. Buraya geldiği zaman hemen ikizimiz silinsin. Şu an ikizim, ikizimizle çalıştığımız için ikizimiz dibe geldiği zaman Silinsin. Şu an ikizin içinde çalışıyoruz. Evet elma geldi. Bakın yok oldu. Tam burada ikizi silmeye başladım. İkizler artık siliniyor. Demek ki benim eğer şu kısım şurada tutalım tabağımızı. Tabağımızı geçtikten sonra eğer o kısma gelirse otomatik olarak ne yapacak? Hemen e, elmalar yere düşmüş olarak gözükecek. Evet bu şekilde ayarımızı yaptığımız zaman elmalar zaten düşüyor. Gayet iyi çalışıyor. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Değişkenlerimizi oluşturalım. Aslında e, değişkenlerden şu şekilde yapacağız. Bir kere toplanan elma diye bir değişken oluşturacak. Tabağımıza giren elmaları sayacağız. Bir de kaçan elmaları sayacağız. E, kaçan elma hakkımızda şöyle yapalım. E, tıklandığında bunlara sıfır yap diyelim. Yani neyi? Toplanan elma sıfır olması lazım. Kaçın elma da? E, kaçın elma hakkımızda 3 olsun. Çünkü neden? 3 hak vereyim. Daha sonra da oyun bitsin. Kaçın elma hakkımız 3 olsun. 3 e, e, tane elma kaçırırsak oyunumuzu bitmesini sağlayacağız. Bu şekilde bir değişken oluşturalım ki e, durumumuz iyi olsun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu düşünelim. Bakın y konumu X 160'dan küçük o zaman elmayı kaçırmış olduğumuz burada anlamıştık. İkizi silmiştik. E burada elma kaçmışsa o zaman şunu yaparız. Elmanın kaçtığını buradan anlıyoruz. O zaman hakkımızın da kaçan elmanın da azalması lazım burada. Şu şekilde. Kaçan elma aşağı doğru iniyor. Şimdi kontrol edelim. Kaçan elma bakın birer birer azalıyor. Tabii ki toplanan elma yok. Daha onun komutunu yazmadım. Çünkü her tabağa giren... Bir puan olarak karşımıza gelecek. Evet bunu da yazmış olduk. Hatta şunu yapabiliriz. E, kaçan elma sayısı 3 olduğu zaman oyunu durdur diyelim. Onu da şimdi yazalım. Mantığını zaten anlamışsınızdır. Sürekli tekrarla. Eğer ise. Sonra operatörlerden. Değişkenlerden kaçan elma 0 olduğunda. Bütün kodlar dursun diyelim. Hepsini durdur. Evet şimdi bakalım. Kaçın el elmamız şu an? 3. 3 tane elma bu noktaya geldiği zaman oyun duracak. Evet şu an oyun durdu. Gayet düzgün bir şekilde. Her şey tamam. Şimdi sıkıntımız nedir? Tabağı sağa sola hareket ettirmemiz gerekiyor. Daha sonra toplanan elmaları saymamız gerekiyor. O yüzden öncelikle şunu yapalım. Tabağımıza girelim. Tabağımızın içinde bir kere bir hareket komutu yapalım. Yani sürekli tekrarlayı alalım. Eğer ise eğer ise diyelim. Şöyle e, tıklandığındayı alalım. Evet şöyle algılamadan da sağ ok tuşuna basıldı mı? Sonra da sol ok tuşuna basıldı. Zaman ne olsun? Hareketi olsun. X konumunu değiştir diyelim. X konumunu eksi 5 yap. Yani sağ oku basınca 5 sol oku bastığımız zaman eksi 5 olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Evet şurada sıkıntımız var. Yap demişiz. X konumunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir defa işliyor. E, X konumunu 5 değiştir. X konumunu eksi 5 değiştir diyeceğiz. Evet bunlar birbirine benzediği için. Biraz sıkıntı çekebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tabağımız şu an hareket ediyor. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? Tabağımıza elma değdiğinde, elma değdiğinde kostümlerimizin değişmesi de gerekiyordu. Ee, bir de şöyle yapalım. Hatta e, elmaların düştüğünü algılayalım artık. E, puan kazanalım. Böylelikle sağ sol yaptı. Şöyle diyelim. E, elma ikizi olarak başladığı zaman elmaya komut yazacağım. Diyeceğim ki elma eğer ise elma şuraya alalım. Şöyle birbirinden farklı. Elmamız algılamadan değiyor mu? Nereye değiyor mu? Tabağımıza değiyorsa eğer böylelikle tabağın içine girdiğini anlamamış, anlamış oluyoruz. Ve daha sonra da biz buradan puan kazanıyoruz. Neydi? E, toplanan elma puanını arttırıyoruz. Ve daha sonra da tabağa değdiği için ne olması lazım? Tabağın içine giriyor ve bu elmanın aşağı inmesi lazım. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi inceleyelim. Toplanan elma 1 olacak. Bakın şu an 18 oldu hatta. Ve aşağı doğru indiğini gördünüz. Orada şunu yapalım. Bu ikisi sildersek, e, Böylelikle hem elma sayımız burada bir kadar artacak. Ve o elmada yok olacak. Bir deneyelim. Şu an tabağımızı çevirdik. Bakın toplanan elma 1 direkt kayboldu. Toplanan elma 2 direkt kayboldu. Şu an sayma işlemimiz gerçekleşti. Ve elmalar sanki tabağın içine giriyormuş gibi bir hava oluştu. Evet sayma işlemimiz gerçekten de doğru. Evet kaçan elmaları da sayıyoruz. Ve oyunumuz durdu. Peki burada sıkıntımız ne? Şu an gayet kodlarımız iyi bir şekilde çalışıyor. Her şeyi düzenledik yaptık. Fakat bir şey yapmadık. Elmamız dikkat ederseniz tabağa girdiği zaman elmalarımızın sayısı hep 4 gözüküyor. Halbuki ben ne yapacağım? Onları değiştireceğim. Bu sayede rahat bir şekilde işlem yapacağım. Onu da aslında şöyle yapabiliriz komutlarını hemen sürekli tekrarla diyelim yine. Tıklandığında diyelim. Yine eğer ise komutumuzu alalım. Önce birinciyi bir halledelim. Diyelim ki operatörlerden eşittir alıyorum. Diyorum ki eğer toplanan elma sıfır olduğunda yani oyuna ilk başladığımızda kılığımız kılığımız ne olsun? Şimdi kostümlere geliyoruz. Bakın boş tabak kısmı A. Sonrakiler A2, A3, A4, A5'te de gidiyor. Demek ki ilk kılığımızın A olması lazım. Tekrar kopyasını çıkar diyelim. Bu sefer 1 olduğunda bu sefer A2 geçiyor. Bakın A2'de şöyle bir şey var. Bir elma olduğunda A2 geçiyor. Bir elmalı tabak geliyor. Evet. Bakın toplar elma bir olduğunda bir tabak. Güzel. Şimdi toplanan elma 2 olduğu zaman 2 elmalı tabağımızı alacağız. Yani A3'ü. Bakın A3'te de 2 elma var. Bu tabak gözükecek. Daha sonra yine şu şekilde 3 diyelim. 4 Ve daha sonra bakalım. E, son tabağımız A5'ti. Son tabağımız A5. Ama A5'te şöyle bir durum vardı. E, 4 olmaz. Şöyle bir şey yapalım operatörlerden. Şu kısmı değiştirelim. 3'ten büyükse diyelim. Şöyle yazalım. 3'ten büyük olduğunda son kılığa geçsin ve hep o şekilde dursun. Evet. Şimdi deneyelim. Toplam elma 0 olduğu için tabak boş. 1 oldu tabakta bir tane elma var. 2 oldu 2 elma var. 3 oldu 3 elma var. 4 oldu 4 elma var. 5 oldu yine 4 elma var. Şu an hala 4 elma gözüküyor. Tabii ki amacımız yani her elma girdiği zaman bir tane elma olsun şeklinde değil tabii ki. Önemli olan burada sanki içine elma düşüyormuş gibi bir hava katmak. Evet şu an tabağımızı yaptık. Kaçın elmaları da sayabiliyoruz. Ve böyle kaçın elma sıfır o zaman da oyunu durdurabiliyoruz. E, oyunumuz bu şekilde. Tabii ki siz kendinize başlangıç ve bitiş ekranları yaparak oyuna daha farklı bir hava katabilirsiniz. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.